Şu Müslüman halkı bir dolara satan Amerika'daki o kanı bozuk var ya, kardeşlerim, Müslümanı ne hale getirmiş bakar mısınız? Kendi arkadaşını vurduruyor, sonra ayaklarından çekerek diyor, karargahın önüne getirmişler oğlumu. Mahkemede öğrendim bunları diyor, o zaman yıkıldım diyor. Keşke gitmeseydim o mahkemeye diyor. Onu diyor oğlumu çekerek getirdiklerinde şehit olmamış daha oğlum. Hala hayatta ama kurtulma şansı yok. 10-15 tane kurşun yemiş Ömer Halis Demir veya daha fazla. Tabii o halde diyor bakıyor ki oğlumun ağzından kan püskürtüyor. Çocuk son nefesleri diyelim Ömer Halis Demir. Semih Terzi ölmüş zaten, tek kurşun kafaya sıkmış. Allah ondan razı olsun. Eline sağlık Ömer Halis Demir'in. İyi ki gebertmiş o pis iti. Kardeşlerim, Ömer Halis Demir hayatta ya, Ömer Halis Demir'le ben bilmiyordum. 7 yıl orduda aynı eğitimleri almış. Çoğu zaman aynı koğuşta yatmışlar, kalkmışlar. Alt üst ramza. En samimi arkadaşı. Defalarca bizim eve gelip benim evimde yemeğimi yiyen oğlumun en samimi arkadaşı, oğlumun yerde yatan yarı candaki cenazesine iki kurşun da kafasına sıkıp şehit ediyor diyor. İşte bu beni yıktı diyor. Hasan Hüseyin amca. Yani kendi arkadaşını, en samimi arkadaşını, bu nasıl bir gözü dönmüşlüktür ki, nasıl bir sapkınlıktır ki yerde yaralı yatan, ya senin arkadaşın, defalarca evinde yemek yediğin Ömer Halis Demir bu. Anasına anam demiş, bayramda elini öpmüşsün. Kanı bozuk hain. Şimdi hapishanede. Çıkıyor mahkemeye utanmadan, biz darbe yapmadık diyor. Bak FETÖ'cü hainler, size bir kere daha söylüyorum. Siz öyle kanı bozuk bir pisliksiniz ki hayatınız tarih boyunca yalanla dolu. Hep yalanla büyüdünüz. Yalandan başka bir sermayeniz yok. Ya bir insan bu kadar mı utanmaz olur? Bir insan bu kadar mı kahpe olur? Darbe yaptık, başaramadık de. Sana verilecek ceza kanunda belli zaten. Kaç defa ağırlaşmış müebbet alacaksın. Ama maksat o değil. Avrupa İnsan Hakları Mahkemesi'ne gidince, bilmem nereye gidince, Türk yargı sistemindeki sistem bitip dışarılarda hak arayınca biz suçu kabul etmemiş olarak tazminat kazanma imkanı olabilir diye. Yoksa Avrupa İnsan Hakları Mahkemesi kararları Türk yargı sisteminin kararlarını yok saymaz. Türkiye devlet olarak ceza öder. Kardeşlerim, adamlardaki ahlaksızlık bu kadar diz boyu. Ulan bir kere adam olun, bir kere. Biz böyle değildik. Bak Çanakkale'de General Guro, Fransız General Guro anıları yayınlandı. Türkçe'ye çevrildi General Guro'nun Çanakkale hatıraları. Fransız General. O zaman yüzbaşıydım diyor hatıralarında. Bir gün çatışma çok şiddetli ve yakın, göğüs göğüse. 8-10 metre var yok. Fransız ve Türklerin birbirine süngü savaşı. Artık kurşun murşun sıkacak şey kalmamış. Çok iç içe girmişler. Dolayısıyla bir baktık diyor bir Türk askeri omzuna bizim Fransız askerini almış. Tüfeğe müfeğe de yok. Bize doğru geliyor. Şaşırdım diyor. Bölüğüme dedim ki ateş kes. Kestik diyor. Silahı kestik. Siperlerdekiler. Geldi. 2 metre kala dur dedim diyor. Tercümen ona söylüyor, bizim Fransız tercüman. Durdu diyor. İndir sırtındakini, indirdi. Öyle ya, bomba momba olabilir, tuzak olabilir. Niye geliyor? Niye getiriyorsun bizim askerimizi, düşmanını diye sorduk diyor. Mehmetçik, o
askeri. Dedi ki diyor, ben bununla süngü savaşına girdim. Taktım bunun karnına süngüyü, ben onu yendim. Ben hızlı davrandım, ben kuvvetliydim. Ben onu süngüyle karnına soktum, süngüyü yaraladım. Yere düştü. İkinci darbeyle öldüreceğim bunu. Eliyle dur dedi. Gözlerinden yaşlar döküldü, boynundan bir kolye çıkarttı, kolyeyi açtı. Annesinin resmi galiba, yaşlı bir kadın resmini gösterdi, kendini gösterdi. Beni öldürme, beni annem bekliyor zannettim diyor bizim asker. Ben de acıdım. Bu daha kalkıp iyileşip bizimle savaşamaz. Alsınlar bunu götürsünler Fransa'ya. Belki kurtulur, anasını görür diye. Acıdım diyor. Sizin askerinizi alın kurtarın Fransa'ya gönderin diye getirdim diyor. General Gros 1930 yılında Fransız ölen askerlerini ziyaret için onların mezarlarını ziyarete Çanakkale'ye geldiğinde yanındakilere diyor ki bana bir Türk askerinin mezarını gösterin. Çanakkale'deki Mehmetçik anıtı General Gros'un ziyaret ettiği o mezardır. İsmi belirsiz Mehmetçik anıtı. Bir askerin, Türk askerinin, Osmanlı askerinin birinin bir mezar şöyle taşla çevrilmiş, köylü acımış. O zaman şehitliğimiz filan yok. Cumhuriyetimiz yeni kurulmuş. Açlık var, yokluk var. Bir de böyle şehitlik yapacak gücümüz yok. Oralardaki köylüler, oralardaki Akbaş'ın, Alçıtepe'nin, Çanakkale'nin oralardaki köylüler bulabildikleri şehitlerin bilebildikleri taşla çevirmişler. Bir tane taşla çevrili mezar buluyor. General Gros bu olayı anlatıyor. Diyor ki biz bu askerleri vahşi yamyam insan eti yiyor diyerek Fransız askerlerini Türklere karşı kışkırtırken bu adam bizim yaralı askerimizi kurtulsun da anasına kavuşsun diye bize getirdi. Ben o gün Türklere söylediğim bu sözden dolayı pişmanım. İşte şimdi bu mezar bizim ölülerimizden önce selam durmayı hak ediyor. Hepiniz bu Mehmetçiğin önünde saygı duruşunda selam durun diyor. Ve orada bir Müslüman Mehmetçiğin mezarını selamlıyor General Gros. Bizim ahlakımız gavurun düşman askerini bile son anda pişman olmuş ve vazgeçmiş beni öldürme diye yalvarıyorsa onu bile affedip götürüp Fransız siperlerine bırakan bir milletin çocuklarını Türk ordusunun içinde subay olmuş bir adam, az subay olmuş bir adam kendi arkadaşını, koğuş arkadaşını kafasına iki kurşun daha sıkıyor. Milyonda bir kurtulma ihtimali varsa o da kalmasın diye. Bu milleti kendi dinine, kendi milletine karşı bu kadar yabancılaştırdılar. Onun için 15 Temmuz mühim bir gün. Bunun ruhu, bunun dirilişi başka olmalı. Dinle kandıranlar, farklı farklı usuller kullanılır. Dinle kandırdılar. Sahte bir din icat ettiler. Yalan söylüyorlar, utanmıyorlar. Her söyledik başörtüsü diyor. Allah'ın furuatlarındandır, İslam'ın Allah'ın emri sayılmaz diyor. Bir namaz gibi değildir diyor. Şimdi bir Müslüman koskoca hüngür hüngür ağlayarak kürsüde vaaz eden bir hocadan bunu duyunca itiraz etmesi gerekmez mi ilahiyat fakültelerinin, müftü efendilerin, hoca efendilerin, tarikat şeyhlerinin, televizyon ilahiyatçılarının bizim gibi itiraz etmesi gerekmez mi? Bu adam 40 yıl bize bozuk, çürük, batıl, karıştırılmış bir dini gözümüzün içine baka baka saptı. Kimi gücünden korktu, kimi şerrinden korktu, kimi oradan gelecek nimetlere, telif ücretlerine fit oldu. Bir bahaneyle bu sinsi yılan 15 Temmuz'a geldi. Kardeşlerim, bakın bu darbede halkımızın kahramanlığı dün Cumhurbaşkanımız da çok güzel ifade etti. Allah razı olsun. Cumhurbaşkanımız bu gece 12'ye kadar nöbetlerin devam edeceğini de söylediği için
bu programlar devam ediyor. Biz Peygamber Efendimiz'den işittik. Resulullah Aleyhisselam buyuruyor ki, başınızda burnu kesik siyah bir köle de olsa, size haramı ve batılı emretmedikçe, bana itaat ettiğiniz gibi ona da itaat etmedikçe iman etmiş olamazsınız. Dolayısıyla biz o gece Marmaris'teki otelinde, otelin sahibi Sayın Cumhurbaşkanım, isterseniz ortalık sakinleşinceye kadar benim hızlı bir teknem var, hemen şuradan yarım saatte Yunan adalarına geçeriz, gecenin karanlığında rahatça geçeriz, İsterseniz alelacele oraya geçelim dediğinde, lider taşın arkasına kaçarsa millet dağın arkasına kaçar. Şehadetse şehadet, ölümse ölüm, milletimin içine gideceğim dedi. Biz Tayyip Erdoğan'ı bunun için seviyoruz. Bunun için seviyoruz. Amerika'dan adamlarına dayanın, direnin. Ulan it, o kadar kolaysa sen de gelsene. Ahlaksız, kanı bozuk, pislik. Hain. O kadar kolaysa gelsene. Çoluğumuzu çocuğumuzu öldürdün. 16 yaşında Abdullah Tayyip Olçak öldürülmüş. Utanmadan hala bunu Tayyip Erdoğan tezgahladı diyorsun. Sana milyon kere yazıklar olsun. Pis, kanı bozuk. Her geçen sene Ariel Sharon'a daha çok benzetiyor Allah seni. Bir aynaya bak. Ariel Sharon aynı babanın oğlu gibi duruyor. Evet. Ya bir insan bu kadar mı ahlaksız olur? Erol Olçok Tayyip Bey'in basın danışmanı. Bu diyor tezgahtı diyor. Tayyip Bey'in diyor kurduğu bir tezgahtı diyor. Buralara el koymak için yaptı diyor. Peki Strafor denilen o hain internet üzerinden Cumhurbaşkanlığın uçuş güzergahını dünyaya servis eden bu adam hedef gösteriyor. Allah şaşırtacak. Asıl Tayyip Bey'i vuracak helikopter, bunlar 4 tane kalktılar Çiğli'den. Bir tanesi inmek zorunda kaldı. O Allah'ın işine bak. Nemrut'u Allah topal sinekle öldürdüğüne inanıyor musunuz? Evet. Ben inanıyorum. Nemrut'u topal sinekle öldüren Allah, Tayyip Erdoğan'ı o gece bu millete Allah bağışladı. Çünkü o helikopterin sistemlerini bozan subay daha sonra o sistemi nasıl bozduğunu anlattı. Değerli kardeşlerim, bunların hepsi tezgah olabilir mi? Madem tezgah, bu Tayyip Bey'in kontrollü darbesiydi. Peki on binlerce FETÖ'cü kanı bozuk, ülkemizdeki bütün FETÖ'cüler bu darbeye niye iştirak ettiniz? Subayların içindeki, polislerin içindeki, devlet kademelerinin içindeki bütün FETÖ'cüler, 3 yıldır Tayyip Erdoğan size söylemediği laf yok 2013'ten beri. Tayyip Erdoğan bu kadar size hakaret ettiği halde Tayyip Bey'in kontrollü darbesine siz niye gönüllü olarak katıldınız? Yalanınız paçanızdan akıyor. O gece bu millet kahramandı. Doğru. Ama 249 şehit, bunların zoruna gidiyor. Niye bu kadar az şehit oldu diye. Ben söyleyeyim. Tayyip Bey nerede görüştü bunlarla? Hulusi Akar Paşa'yı kaçırdılar. Derdest ettiler. Utanılacak bir şey. Türkiye Cumhuriyeti topraklarında Türkiye Cumhuriyeti'nin Genelkurmay Başkanı'nı en yakınında onun koruması gibi gezen, yaveri gibi gezen kanı bozuk, FETÖ'cü zehirlenmiş it sürüleri elini ayağını bağlayıp götürdüler Akıncılar üstüne. Orada adamın boğazına pantolonunun kemerini iyice sıktırarak boğacaklar diyor. Kafasına da çuval geçirip Genelkurmay Başkanlığı'nın kafasına silah dayayanların hepsi FETÖ'cü. Bunları Tayyip Erdoğan mı söyledi size? Pis yalancılar.
Bunları size Tayyip Erdoğan mı yaptırdı? Genelkurmay Başkanı'nın kafasında silah, namluyu dayamış demiri. Kafası çuvalla örtülü, boğazına kemeri sıkmış boğuyor. Diyor ki, paşam şunu imzala, sıkı yönetim kararı. Bunu imzala, böylelikle silsile tamamlanacak. Sıkı yönetim kararı Genelkurmay Başkanı'nın ıslak imzasıyla faks çekildiği zaman bütün karargahlara, bütün askerlerin, bütün subay ve assubayların komutana itaati şarttır. Yoksa vatana ihanetle yargılanırlar. Darbede, hele hele anayasayı yıkacak olan bir darbede bu tür disiplin şarttır. Onun için onlar askeri açıdan şarttır yani. Yasal açıdan, demokrasi açıdan değil. Bütün darbelerin ruhu böyledir. Dolayısıyla Genelkurmay Başkanı o gün imzalasaydı, ya ben ölürsem halk beni anlar arkadaş, yani ölüm korkusunda attım imzayı. Allah ölüm korkusu anında Allah ikidir demeyi bile affediyor. Dolayısıyla tehdit altında imzaladım diyebilirdi. Bakın işte benim komutanım, benim Mehmetçiğim Orgeneral Hulusi Akar'dı. O gece onu imzalamadı. Her baskıya rağmen seni hocamızla görüştürelim dediler. Terör örgütü lideri, bebek katili, bu teröristle Amerika'daki dinini bir dolara satan kanı bozuk var ya, onunla görüştürelim dediler. Hulusi Akar Paşa mahkeme kayıtlarına da geçen, ben asla öyle birini tanımıyorum. Türk ordusunun subayı, komutanı böyle neydi belirsiz birinden emir almaz dedi. Ölürüm onu imzalamam dedi. Sabah 6'ya kadar baskı yaptılar. Darbenin bastırıldığını görünce bunlar çok korkaktır. Sorgulamalara giren bir polis arkadaşım bana dedi ki, bu SAT komandoları yakalandı ya, heroyla çıktı. Şu 44 tane, üçü kaçak. O 44 tane hero tişörtüyle çıktı ya birisi. Çok zorunuza gitti değil mi? Hero İngilizce kahraman. Gavurca mesaj veriyor dünyaya. En öne de onu koymuş. Bakın buradan suç duyulsun da bulmuyorum. O hapishanenin müdürünü de, oradaki bütün yetkililer de, bu adam tesadüfen en önde olamaz. Sorgulanmalıdır. Araştırılmalıdır. Öyle alaksızlık olmaz. Adam bir yıl sonra sana 14 Temmuz'da meydan okuyor. Bu incelenecek, ciddiye alınacak bir ihanettir. Bu adam hero tişörtüyle çıkıyor. Çok zoruma gitti. Yazdım, çizdim, konuştum. Bundan sonra dünyadaki teröristlere uygulanan Türkiye'de de uygulansın. Tek tip çıkarılsın bunlar mahkemeye dedim. Dün Cumhurbaşkanımız ilan etti. Bundan sonra onlar tulumlarla çıkacak. Çıkmalıdır zaten. Kardeşlerim, hero çok zoruma gitti. Bir tane kardeşim WhatsApp'tan bana mesaj attı. Hocam dedi ya, çok ağır gidiyorsun. Bak bunlar çok tehlikeli. Biliyorum, tehlikeli. Hiç sorun değil. Ben Ömer Halis Demir'den sonra yaşasam ne olacak? 50 yaşındayım. Hazreti Musab bin Umeyr'den 10 yıl fazla yaşamışım. Ölsem ne olacak? Ölsem ne olacak? Hiç gam yemem. Ama içimdeki doğru bildiğimi halkıma söylerim ben. Her o çok zoruna gidiyor dedi. Espri yapmış bir de. Çok güzel, hoşuma gitti. Hocam dedi, her o İngilizce kahramandır ama ben Kürdüm dedi. Bizim Zazaca hero eşek sıpası demektir dedi. Allah'tan dedim Kürt kardeşlerim var. İngilizce dedi kahramandır ama onlar İngiliz yalakası olduğu için, Batı hayranı olduğu için. Ama dedi bizim Kürtçe de dedi Zazaca eşek sıpası hero dedi. Aslanım, mahkemeye hero tişörtüyle çıkan gerizekalı, sana İngilizler kahraman diyebilir ama bu toprağın insanı sana eşek sıpası diyor.
can kardeşlerim. Bakınız, yerde yatan yaralı Türk askerine kurşun sıkan o hainler bizim ordumuzun mensubu olamazlar. Zaten ordunun büyük bölümü, belki oranı tam bilmiyorum, %95'i bu darbeye zaten katılmadı birlik olarak. Ama çok subaya subay atıldı. Bu tesadüf değil. 15 Temmuz lazım. Çiğli'de, Alaa'da, düzeltiyorum, Alaa'da hapishanede koğuştan koğuşa şifreli mektup atmaya çalışıyorlar. Nasıl gönderiyorlarsa artık bilmiyorum. Ama yakalanmış birkaç tanesi. Madde bulmuyorlar. Yusuf Peygamber dedi ki, Yusuf Peygamber'in işi yok, bu salakları ziyaret edecek. Dedi ki, Mart'ta bu iş bitecek, Tayyip Erdoğan kanserden ölecek. Dilin dibinden kopsun, soysuz. Dilin dibinden kopsun. Köpeklerin duası kabul olsaydı gökten kemik yağardı. Mart dediniz olmadı. Geçen Kasım dediler, hatırlayın. O cemenli diyor, peygamberimizi rüyasında görmüş. Doğru, ben inanıyorum. Onun peygamberi şeytan olduğu için şeytanı görmüştür o salak. Şeytandır onun gördüğü. Ne dedi? Kasım'da bu iş bitecek. Ne oldu Kasım? Ne oldu Kasım? Geçti. Mart geçti. Yusuf peygamberi gördüler. Yusuf muymuş o? Yusuf değilmiş. İblismiş, iblis. O da bitti. Sonra Alaa'daki yakalananda bayramlıklarınızı hazırlayın. Bayramlıklarınızı hazırlayın yazdılar. Bayram ediyorlar. Bunlar da öyle bir manyak ki, nasıl sihirlenmişse. Hani şu 6 boyutlu, 9 boyutlu filmler var. Bu bizim çocuklar acayip, bu milenyum gençliği hiç korkmuyor. Ben onların en basiti Penguenler filmine girdim. Ödüm karıştı. İnan altıma kaçıracaktım. Korkuyorum böyle. Penguenler bir kayıyor, böyle bir uçuyor. Ya diyorum, benim yüreğim çatlayacak. Ama çocuklar seyrediyor, hiç tık yok. Bizim nesil mi böyle? Nedir? Kardeşlerim, bunlar öyle inanmıştı. Tüm tebrikleşiyorlar, bayramda çıkacaklarmış, temiz çamaşır istiyorlar, bilmem ne diyorlar. Bayramlar da geçti, Ramazan bayramıydı. Kesin diyor bu sefer, öncekiler olmadı, bu sefer kesin. Bunun için lazım bu meydanlar işte. Efendim, bayramlıklarınızı hazırlayın. Bak aslanım, bu sesim sana gidecek. Çünkü her konuşmamın ardından bana gönderdiğiniz mesajlardan tanıyorum sizi. Siz gizli karakterlerle yurt dışından açtığınız hesaplarla it sürüsü gibi havlamaktan başka bir şey yapamazsınız. Ben yaşayacaksam da öleceksem de, ağlayacaksam da güleceksem de, şu Türkiye toprağında bana bir mezarlık yer var. Burada yaşıyorum ben. Delikanlıysan buraya gel ve burada konuş. Buraya gel. Öyle dışarıdan it gibi havlamana gerek yok. Buna pabuç bırakan olmaz. Bayramlık diyorsunuz ya, bayramlıklarınızı değil. Ama yakın, az kaldı. Komutan işaret verdi. Ayakta alkışlıyorum Devlet Bahçeli'yi. Helal olsun Devlet Bahçeli'ye. İdamı istiyoruz dedi. Getirin dedi. Ben de istiyorum. Evet. Artık kaçamayacak. AK Partili siyasetçiler de kaçamayacak. Arkadaş, oy dediniz bu millet verdi. Meydan dediniz çıktı. Bu millet sizi seviyor. Bu millet size güveniyor. Öyleyse Hans'ın dediğini değil, Hasan'ın dediğini yapın ve idamı önümüzdeki sezon meclise getirin. 10 tane askerimin kanını döken soysuz, 5 tane polisimin kanını döken soysuz bu toprağın ekmeğini yiyerek tosun gibi büyümesin hapishanede. Öyle yok. Her suç olmasın. Kısıtla.
Belli şartlarını ağırlaştır. Somut şartlarını ağırlaştır. Eyvallah. Siyasi malzeme olarak kullanılmasın. Kabul. Ama teröristi, vatan haini somut, gerçek delillerle adam öldürdüğü kesin, polis öldürdüğü, asker öldürdü. Niye ölüyor polis? Niye vuruluyor, şehit oluyor? Niye? Bizim için değil mi? Polis elbisesini giymese o da Diyarbakır'da rahatça yaşar. Niye hedef? O elbiseyi giydiği için. Asker niye hedef? Asker elbisesi olduğu için üstünde. Tanır mı yoksa Sakaryalı çocuğu? Sen tanır mı Şırnak'taki terörist, hiç Kütahyalı çocuğu? Tanımaz bile. Normal sivil hayatta otursalar belki kahvede çay içerler onlar. Sivil gibi geziyorlar ya teröristler kahvelerde, sokaklarda. Niye öldürüyorlar onu biliyor musun? Senin benim için, senin benim huzurum için o elbiseyi giymiş o polis kardeşlerim, o asker kardeşlerim ölüyorsa benim için ölüyor. Benim için ölen adamın bu toprakta yaşamaya hakkı yoktur. Yoktur. O öldüren öldürülmelidir. Bakınız, kardeşlerim bayramlık diyorlar ya. Aslanım bayramlık mayramlık değil. Siz hazırlanın. Söyleyin ailelerinize, idamlıklarınızı hazırlasınlar. Bayramlık değil, idamlıklarınızı hazırlasınlar. Son cümlelerim şu olsun. Bir tanesi o koğuşlarda, mektuplarda itirafta bulunmuş. Demiş ki biz yanlış yaptık. Hata ettik. Temmuz ayında darbe mi olur? Ben de diyorum salak, Temmuz ayında darbe mi olur? Millet uyumuyor ki. Manyak. Temmuz ayında darbe mi olur? Millet gece yarılarına kadar uyumuyor zaten. Yanlış yaptık demişler. Bir de bir binbaşı MİT müsteşarına saldırı yapılacağını haber verince helal süt emmiş. Canım askerim benim. Senin için ölürüm ben. Bir binbaşı geldi ve MİT'e yapılacak bir saldırı operasyonunu haber verdi. Onun üzerine MİT müsteşarı Genelkurmay Başkanı'yla görüşmeler yaptı. Genelkurmay Başkanı Türk Hava Sahası'nı bütün uçuşlara kapattı. O gün 15 Temmuz'da. Buna rağmen belli uçaklar kalktı. Çok az. Kardeşlerim diyorlar ki Temmuz'da olmadı. Üzülmeyin. Tayyip Erdoğan en çok 10 yıl kalır. 2029'da çıkacağız. Bekliyoruz zaten. Bir çıkın bakayım. Bir çıkın bakayım. Efendim Temmuz olmadı. 8.5 da olmadı. 15 Temmuz'u buldu. Aslanım, lafı ağzında geveleyip durma. Tayyip Erdoğan olsa da olmasa da bu ülkenin seçilmiş devletin başkanı, Genelkurmay başkanım kim olursa olsun, ister solcu olsun, ister sağcı olsun, ister ülkücü olsun, ister milli görüşçü olsun, ister Alevi olsun, ister Sünni olsun, o milletin seçtiği adama karşı böyle kahpelik yapıp yine darbe yapacaksanız Temmuz ayında değil, sizi Tavşanlı Meydanı'nda bekliyoruz. Aralık'ta gelmezseniz namertsiniz. Ocak'ta gelmezseniz namertsiniz. Benim milli irademe, benim seçtiğim insana ben politikalarını eleştiririm, düşüncelerini eleştiririm. Ama seçilmiş bir adama Demirel'e oy verdi diye ben Demirelci bir insanın öldürülmesine asla fetva vermem. Ecevit'in politikasını sevmem ama Ecevit'in politikalarına asla oy verdi diye bir adamın öldürülmesine ne fetva veririm ne elimi kaldırırım. Ve onları indirecek adamın karşısına geçerim. İndirilecekse sokak sokak gezeceksin, derdini anlatacaksın bu Türk milletine. Bu millet indirecek sandıkta. Bunun dışında hiçbir baskıyı bu millet kabul etmez. 15 Temmuz onun için lazım. CNN dün yayınlarını kesti. Yayınlarını kesti. İngilizceden ben çok anlamam. Öyle ya, her Homer olunca beni sinir basar. Şeker hastası. Ama anlayan arkadaşlar diyor ki dün diyor
bağlanınca diyor İstanbul Boğaz Köprüsü'ne milyonlarca insan, kimi 5 milyon diyor, kimi daha fazla daha az diyor, bilmiyoruz. Ama muhteşem bir görüntü. O görüntüyü diyor tarif etmek için spiker 10-15 tane kelime bulamadı diyor. Yani ne desem acaba? Muhteşem katılım mı desem, milyonlar boğaza mı aktı desek, ne desek acaba? Biri demiş ki bizim Türk gazetecilerine, yürüyüş öyle olmaz böyle olur demiş. Yürüyüş öyle olmaz böyle olur demiş. Kardeşlerim, bakınız, işte o boğazdaki görüntü BBC'nin, CNN'in boğazına yılanı indirdi. Anladılar ki bu milleti öyle dipçik korkusuyla filan susturamazlar. Kardeşlerim, bu toplantılar da size lazım ama asıl şu küçük çocuklar var ya, ya niye geldik? Leblebi Festivali değil, Tavşanlı'nın kurtuluşu değil, düğün değil, bayram değil, enişten beni niye öptü? Ne ki bu? Ne ki bu? Şu çocuk soracak, biz niye toplanırdık ya hakikaten 15 Temmuz'da? Darbe yapmışlar, darbeye karşı halk ayaklanmış, darbeyi, darbecileri kaçtıkları yere kadar kovalamış. İşte o gecenin adı 15 Temmuz. Milletin seçtiği insanı zorla indirmeye çalışana karşı halkın sokağa çıktığı gece. O çocuk onu öğrendiğinde şu resim aklında kalacak çocuğun. 30 yıl sonra da darbe yapan olursa aha bu çocuklar çıkacak sokağa. Onun için 15 Temmuz vatan nöbetiniz, 15 Temmuz millet nöbetiniz, 15 Temmuz milli irade nöbetiniz peygamberimizin müjdelediği nöbetlerden olsun. Peygamberimiz iki gözü Allah yakmayacak dedi. Bir, Allah korkusundan ağlayan gözü Allah cehennem ateşine yakmayacak. İki, vatanı için, imanı için, dini için nöbet tutanın gözlerini Allah cehennemde yakmayacak. Ya Rabbi, biz zannederdik ki vatan nöbeti hep sınırda tutulur. Sınırda tutulan nöbetler, evet, Allah katında kutsal nöbetlerdir ama şimdi bizim bir de vatan nöbetini şehir meydanlarında tuttuğumuz nöbetler çıktı. Allah şu nöbetlerinizi, bedenlerinizi cehennemden kurtaran, cehennem ateşini vücudunuzdan, ailenizden kurtaran berat geceleriniz eylesin. Allah ölmüşlerimize, şehitlerimize gani gani rahmet eylesin. Yaralılarımıza, hastalarımıza, gazilerimize şifalar versin. Allah devletimize, milletimize zeval vermesin. Bu vatan bir tek bize lazım değil ya Rabbi. Bosna'ya ateş düşünce yüz binlerce kardeşim buraya geldi. Anadolu'nun, Ege'nin, Marmara'nın, Türkiye'nin topraklarında Arnavut köyleri vardır. Bilir misiniz? Selanik muhacirlerinin köyleri, mahalleleri vardır. Boşnak mahallesi vardır İstanbul'da. Boşnak sokak, boşnak cadde vardır. Bilir misiniz? Bizim Tokat'ın sokaklarında Arnavut köyleri vardır. Çerkez köyleri vardır. Bizde Ahuska Türklerinden muhacirler vardır. Bizde Hakkari'den içeri giren, Şırnak'tan, Mardin'den içeri giren, Saddam'dan kaçan 500 bin peşmergelilerin köyleri vardır Güneydoğu'da. Bilir misiniz? 3 milyon Suriyeli vardır. Bulgaristan'dan Jivkov döneminde kaçan ve soydaşlarımız, kardeşlerimiz ismini değiştirmediği için, ölmemek için rahmetli Özal döneminde Türkiye'ye gelen kardeşlerimiz vardır. Yüz binlerce utanç trenleriyle gelmişti, hatırlayın. Kardeşlerim, bu toprak bir tek bize lazım değil. Bu toprak, bu ülke bir tek bize lazım değil. Gerçekten dünyada canı yanan, evi ocağı yıkılan, namusu hürriyeti tehlikeye düşen hangi millet olursa olsun, 1492 yılında İspanya'da Yahudi katliamı başladığında Yahudiler bizden, bize ne ki demedi. Deden Osmanlı on binlerce Yahudi'yi İstanbul'a, Türkiye'ye davet etti ve Türkiye'ye geldiler.
Yahudi soyu kurumadıysa, Yahudi nesli bitmediyse dünyada, bunun bir ucundan da biz tuttuk. Bizim merhametimizle kurtuldu Yahudiler. Kardeşlerim, Yahudi'ye bile memlekette yer bulan bu millet kendi ülkesinde bombalandı. Bu ülke bize lazım. Ey bu milletin düşmanları, ey bu memleketin başta FETÖ, IŞİD, PKK, DHKPC, her neyse adınız, tüm terör örgütleri, içeride ve dışarıda onların ağababaları, duyun, işitin, bu ülke bize lazım aslanım. Şehit veririz, kurban veririz, can veririz, kanımızı dökeriz, ne pahasına olursa olsun, bu ülke bize lazım. Ey FETÖ, bu vatanı size vermeyiz oğlum. Size vermeyiz bu ülkeyi. Bize lazım burası. Bize lazım burası. Dört tekbirle cenaze namazı kılmak için lazım bu toprak bize. Bu toprak bize halay çekmek için lazım. Bu toprak bize maç yapmak için, top oynamak için lazım. Bu topraklar bize cami yapıp secdeye kapanmak için lazım. Bu topraklar bize, kardeşlerim, sevinmek için, ağlamak için, düğün yapıp düğün salonları kurmak için, kültür merkezleri için, tiyatro salonları için, sokak, cadde için lazım. Bu topraklar bize tuvaletin arkasına yazı yazmak için bile olsa bize lazım aslanım. Size vermeyin salaklar, aklınızı başınıza alın. Vermeyin size. Vermeyin size. Bize lazım. Bize lazım. Allah huzurumuzu bozmasın. Başta Cumhurbaşkanımız olmak üzere. Ben seviyorum bu uzun adamı. Allah sağlık sıhhat versin. Amin. Allah kötülüklerden korusun. Amin. Harama, günaha, yanlışa, dalalete düşmekten, basiretsiz ve yanlış kararlar vermekten Allah Cumhurbaşkanımızı ve devletimizi idare eden bütün idarecilerimizi, yargı mensuplarımızı, bütün söz sahibi olan anne babalar dahil iki kişi hakkında bile söz söyleyecek, karar verecek olan kim varsa Allah bize batıl ve yanlış kararlar verdirmesin. Haksızlığa düşürmesin. Allah devletimize, milletimize yardım etsin. Tavşanlı, siz nohudunuzda da güzelsiniz. Siz bu topraklarda imanınızla, dininize, milli kimliğinize, dip dalgalarınıza sahip çıkarak da güzelsiniz. Siz tavşanlı olarak birçok yönüyle güzelsiniz ama 15 Temmuz nöbetini 16 Temmuz'da on binlerle kutlayarak siz böyle daha da güzelsiniz. Sağ olun, var olun, Allah'a emanet olun. Evet efendim, bu muhteşem konferans için Ömer Döngeloğlu hocamıza çok çok teşekkür ediyoruz. Hocamıza günün anısına hediyelerimiz olacak ve hatim duamızı da ilçe müftümüz yapacak. Hediyeleri takdim etmek üzere yöneticilerimizi davet edeceğim. İlçe müftümüz Hüseyin Aksoy Beyefendi, Tavşanlı Belediye Başkanımız Mustafa Güler Beyefendi.